Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bitkilerin gücüyle tekrar beraberiz. Bugün herbalist İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Şekerin tedavisi mümkün müdür bitkilerle? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Dün vakit bulamadık, şeker rahatsızlığına değinecektik. Evet. Bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Şeker, insülin kullanan kişiler diye bir hastalıkları olan. Evet, şeker hastalığı ile ilgili çok güzel gelişmeler var. Milyonlarca insan artık şeker hastalığından kurtulabilir. Yani çok çok ilerlememişti. Günümüzde şeker hastalığı çok çok hızlı yayılıyor. Çünkü insanlar fast food tarzı besleniyor, yanlış besleniyor, abur cubur yiyor. Yemiş olduğu her şeyde kimyasal katkı maddesi içeriyor. Mesela geçenlerde bir aile çocuğunu getirdi. 15 yaşında çocuk aniden tip 1 şeker hastalığına yakalanmış. Neden, niçin yakalanmış? İlaç kullanmış. Ağrı kesiciler, antibiyotikler, antidepresanlar rastgele kullanıyor vatandaş. Neleri tetikleyeceğini bilmiyor. Mesela dün yine bir beyefendi geldi. Baş ağrıdığı zaman bir baş ağrısı için bir hap alıyormuş. Birdenbire cinselliği bitmiş. Aniden. Gelmiş ağlıyor. Ne olacak benim halim? Dedim ki ne kullandın? Kimyasal ilaç. Birdenbire hormon biter mi bir insanda? Hiçbir şey kullanmadım, hiçbir şey kullanmadım dedim. Mutlaka bir şey kullanıyorsun. Kimyasal bir ilaç kullanıyorsun. Ne kullanıyorsun? Düşündü. Dedi ki ha şunu kullanıyorum arada sırada. Yan tesirlerini internetten bak, aç, oku. Veyahut da ilacın prospektinde oku, değil mi? Ne yazıyor? Hormon azaltıcı. Yani bütün hormonları etkiliyor. Vatandaş şimdi oturmuş kara kara düşünüyor. Hanım beni terk edecek, boşayacak diye. Bu nedenle rastgele ilaç kullanmak iyi değil. Bazıları leblebi gibi hap atıyor. Ebesinin, dedesinin, ninesinin veya bulamazsa komşusunun. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Yani geçen dedim ki Japonlar harakiri yaparak intihar eder. Türkler de kimyasal ilaç kullanarak intihar ediyor. Ama Türklerin intiharı yıllar sürüyor, yavaş yavaş ölüm. Dünyada en çok antibiyotik ve diğer kimyasal ilaç kullanan milletiz. Bu kadar bilinçsiz, şuursuz bir ilaç kullanımı var ki Türkiye'de, dünyada yok. Şimdi biz çok güzel çalışmalar yaptık şeker hastaları için. Nedir? Çok özel bir çayımız var. Nedir hocam o? Zeytin yaprağının birleşiminde, zeytin yaprağı karışımlı çay, zeytin yaprağının birleşimindeki etken maddeler şekere karşı etkili. Bir, alıç, kolesterol, lipid, trigliserit karşı etkili. İki, civan perçemi, kara hindiba, ada çayı. Bu çok güzel şekeri, yani çok çok ilerlememişse güzel. Yavaş yavaş frenliyor, düzene sokuyor. Çay yeterli. Şayet şeker hastalığı belli bir seviyeye gelmemişti. Peki insülin kullanan kişiler hocam, tedavisi mümkün mü? Henüz oraya gelmedik. Kademe kademe. İnsülin kullanıyorsa tabii ki o ağır bir vaka. Hap kullananların bitkisel ürünlerle tedavisi mümkün. Kimyasal diyabet hapı kullananlar tedavisi kolay. İnsülüne yeni başlayanların da tedavisi kolay. Fakat yıllardır insülin kullanıyor vatandaş, diyor ki 60-70 ünite, 80-90 ünite ben iyileşebilir miyim? Bitmiş. Pankreas sıkılmış bir limon gibi. İçinde artık damla su yok. Gitmiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi keçi sedefi forte diye biz yıllar önce bir ürün ürettik. Keçi sedefi yoncaya benzeyen bir bitki. Evet. Bunun birleşiminde gurmar denen etken bir madde var. Bu ne yapıyor? Şekeri, yani pankreasın içerisinde beta hücreleri var. Beta hücreleri, pankreası dil gibi bir organ olarak düşünelim, dil gibi. Üzerinde böyle dağınık olarak bulunan adacık hücrelerine beta hücreleri denir. Beta hücreleri, yani insülin salgılayan hücreler, diğer hücrelerden farklı olarak çok narin, çok hassas ve pankreas biraz yağlandığı zaman bu hücreler sıkışırsa
yeterince insülin salgılayamaz. Şeker hastalığına yeni yakalanan kişi iksir aloe vera jel, keçi sedefi forte kullandığı zaman şekerden kurtulur. Fakat ağır vakalarda keçi sedefi forte yeterli gelmedi. Bunun birleşiminde de çok güzel bitki ekstrakları var. Keçi sedefi otu ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, alıç otu ekstraktı, alıç yaprağı ekstraktı, mersin ekstraktı, karahindip ekstraktı vesaire. Bununla ilgili biz araştırmalarımıza devam ettik ve Hindistan'da yetişen bir bitki var. Nedir hocam o? Gurmar. Şu bitki gurmar. Yaprağa benziyor. Yaprak evet. Ya sarmaşık zaten. Bu bitkinin... Yaprağın ekstratını mı kullanıyorsunuz hocam? Evet buyurun bakın. Tadına çok meraklısınız. Şimdi gurmar sarmaşık bir bitki. Böyle göstereyim ben. Hindistan'da yetişir. Hindistan'da yetişen gurmar çok farklı özelliklere sahip bir bitki. Gurmarla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 108 bitki incelenmiş. Ve 108 bitki içerisinde yani diyabete karşı etkili olan bitkiler, rastgele bitki değil. Dünyadaki şifalı bitkilerin hepsi incelendikten sonra diyabet, şeker hastalığına karşı etkili olan 108 bitki incelenmiş. Bunlardan en etkisinin gurmar olduğu tespit edilmiştir. Ve gurmarla ilgili gurmar kelimesi Hintçe'de şekeri sıfırlayan demek. Şeker yok edici demek. Hintçe'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 diyabet hastası üzerinde gurmarla evet bitki alabilir mi? Tabii ki buyurun hocam. Klinik araştırması yapmışlar ve yapmış oldukları araştırmada şekeri kimyasal ilaçlardan şekere karşı ilaçlardan daha etkili olduğu ve yan etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Evet. Aynı insülin gibi bitkisel insülin diyebiliriz. 4565 hasta üzerinde denenmiş. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi artı Washington Georgetown Üniversitesi de gurmarla ilgili klinik araştırması yapmış. Birleşimindeki cinnamik asit, asit deyince bazıları tehlikeli bir şey zannediyor, öyle değil. Her bitkide asit var. Mesela çayda galenik asit var. Yani asit deyince tehlikeli bir şey zannediyorlar. Çayın içerisindeki galenik asit tehlikeli mi? Değil. Elmada asit var. Nedir? Ne asidi? Malik asit. Elma tehlikeli mi? Değil. Asit deyince bazıları tehlikeli zannediyor. Limonda asit var. Ne asit? Sitrik asit. Veya limon asidi de denir basitçe. Her meyvede, zepsede ve otta, bitkide asit var. Ama bu asitler tehlikeli bitkisel değiller. Asitler kimyasal asit olarak algılıyor bazıları asit deyince. Tehlikeli değil. Elma, armut tehlikeli mi? Bunun peki gibi. Hocam bir şey soracağım. Çocuklarda veya bebeklerde şeker gözüküyor mu tip 1? Kimyasal ilaç kullanan anne baba hamile, anne hamileyse ilaç kullanmışsa bebeğe tabii ki cenine zarar veriyor. O da ayrı farklı bir şey. Bu da hamile bir bayan kimyasal ilaç kullanmışsa doğacağı olan bebek de otomatik olarak diyabet hastası olarak doğabilir. Nadiren olabilir, tehlikeli olabilir. Nadiren, çok nadir. Şimdi gurmar bir sarmaşık. Buna eski Hint dilinde gurmar denmesinin sebebi şeker yok edici anlamında. Şekeri sıfırlayan, şekeri yok eden. Çünkü bunun birleşiminde cinamik asit, asit tehlikeli bir asit değil, yanlış anlamayalım, bitkisel. Dilin üzerindeki tat alıcı reseptörleri şeker emilimini engelliyor. Reseptörleri engelliyor. Bir, ince bağırsaktaki glikoz emilimini, şeker emilimini engelliyor. Reseptörleri durduruyor. İki, ne oluyor? Kişi şeker içeren bir şey yediğinde o tadı
az alıyor veya çok almıyor. O zaman fazla yiyemiyor. Zevk almıyor. Yani bu da çok enteresan bir bitki. Bir bitkisel bir ürün. Yani diyabete karşı gurmar diyebilir miyiz hocam? Efendim? Diyabete karşı gurmar veya keçi sedefi mi diyoruz? Bu keçi sedefinden daha büyük, daha etkili. Keçi sedefi biz ürettik yıllar önce. Çok mükemmel bu da bir ürün. Bitkisel. Fakat gurmar klinik araştırmalarla belgelenmiş. Artı nasıl etki yapıyor? Bu da belgelenmiş. Harvard Üniversitesi ve Washington Georgetown Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalar. Hindistan'da, Çin'de, Avustralya'da vesaire yapılan araştırmalarda bunu göstermiştir. Bize bir beyefendi geldi. Şekeri hiç düşmüyor. 350-400 hap almasına rağmen. Doktora demiş ki, Mehmet Bey mutlaka artık insülin vurulacaksınız. Kaçış yok. O da insülinin yan etkilerini görmüş, araştırmış, panik olmuş. Yani kullanmayayım diye diretiyor. Dedi ki ya gerçekten tedavi ediyor musunuz? Evet. Deneyeceğim dedi. Denedi. 6 haftada 350-400'den aşağı inmeyen şekeri, glikozu normale döndü. Şimdi bizim Kadıköy'de bayimiz oldu. Çok güzel hocam. Evet, bayi. Bizim ürünleri orada satışını yapıyor Mehmet Bey. Şimdi birçok insan var. Gurmarla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Gurmarın birleşiminde ne var? Gurmar ekstraktı, keçi sedefi biraz önce söylemiştim. Keçi sedefi ekstraktı, kara hindiba, karaciğeri güçlendirir, pankreası güçlendirir. Yaban mersini şu gördüğümüz meyve, bu da şekere karşı etkili. Yaban mersini ekstraktı. Zeytin yaprağı bahsetmiştim, çayını yaptık bunun. Ekstraktı, bu da klinik araştırmalarla belgelenmiş. Burada laden gülü, bu da Türkiye'de yeni yapıldı bir araştırma. Laden gülünün diyabet hastalığına iyi geldiği belgelenmiştir. Bunu da Türkiye'de de maşallah, elhamdülillah yavaş yavaş yeni küçük çaplıda olsa araştırmalar yapılıyor. Ege Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmada laden gülü burada olacaktı ya. Kurumuş, dalı kalmış. Yaprağı kalmamış. Laden gülü Türkiye'nin Ege Akdeniz Marmara bölgesinde yabani olarak özellikle çam ağaçlarını çok sever. Çam ağaçlarının altında yetişir. Milyonlarca ton. Bir, gastrit ülsere karşı etkili. İki, atopik ekzemaya karşı etkili. Üç, diyabet hastalığına karşı etkili. Bu nedenle Türkiye'de yapılan araştırmada laden gülünü, fakat laden gülünün çok çeşidi var. Bazıları pembe çiçekli, beyaz çiçekli, bir de mor çiçekli var. Kanada laden gülü zehirli. Yani bilmeyen vatandaş gidip ormanda laden gülü toplamasın. Kaç yapayım derken göz çıkarırlar. Şimdi ben Almanya'dayken vatandaşın biri, ben anlatıyordum bitkilerden. Dedi ben Antalya'lı kendisi, ben biliyorum bu bitkiyi. Ama yanlış yapma bak dedim, bak tehlikeli, rizikolu. Bilmediğim bir şeye girme. Ben bilirim. İyi sen bilirdin. Çok çeşitleri var birbirlerine benzeyen, evet. Değil mi hocam? Antalya'ya gitti bu vatandaş. İki hafta sonra aradı beni. Az kalsın ölüyorduk dedi. Niye? Sarmaşığı, laden gülü diye sarmaşık bir bitki var. Çiçeğe benzer. Hı hı. Toplamışlar, çayın içmişler. Hepsi hastanır. 10 kişi zehirlenmiş. Şimdi, onun için dikkat ediyoruz. Tabii, bağırsakları, midesi yıkanmış vesaire. Bilmeyenler, bilmedikleri bitkileri toplayarak çayını içmesin veya herhangi bir şey yapmasın. Doğaltedavi.net ve doğaltedavi.org. Kaç çeşit var bu sitede biliyor musunuz? Hayır. Doğaltedavi.org'da 9500 bitki fotoğrafı var. Bunun yarısı ben çektim. Yarısını da bizim adminimiz yükledi. 9500 şifalı bitki. Dünyada en kapsamlı şifalı bitkiler sitesi. Çok iyi hocam. Hepatit B, hepatit C'ye geçsek hocam. Bu da çok kişilerde gözüküyor. Hepatit B, hepatit C. Evet. Evet. Düğün mü var içeride? Arkada düğün olur galiba. Hepatit B, hepatit C'ye karşı
Dünyada en etkili bitki deve dikeni. Deve dikeni hepatit B ve hepatit C'ye karşı çok çok etkili. Bu karaciğerdeki virüsü yok ediyor zamanla, yavaş yavaş. Bununla ilgili klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Hatta bizim tedavi ettiğimiz insanlar var. Bazıları 4 ayda, bazıları 5 ayda hepatit C ve hepatit B. Özellikle hepatit C tedavi edilmezse siroza dönüşebilir, bilir. Siroza dönüşürse ne olur? Allah korusun, ölüm vakaları olabilir. Önlemini almak gerekiyor. Artı karaciğerinde yağlanma olan insanlar için de çok özel başka bir ürünümüz vardır. Nedir onu? İnginar. Karaciğer yağlanması neden olur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışıyor. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Vitamin, mineral, enzim, glikozu, bağırsaklar emdiği gibi mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi de alıyor, emiyor, absorbe ediyor. Bağırsaklardan emilen her şey önce karaciğere gidiyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için ne yapıyor? Çok yoğun B6, B12 vitamini folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yorulursa, yağlanırsa ne olur? Hepatit B, hepatit C hızla daha da siroza dönüş, daha da kötü olur. Enfeksiyon, hepatit B, yani hepatit demek iltihap demek, karaciğer iltihaplanması. Onun da çeşit çeşit türleri var. Karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitki enginar. Bununla ilgili Hamburg Üniversitesi'nde Riesen Hastanesi'nde Profesör Doktor Fintilman yapmış olduğu 550 hasta üzerinde bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, şiş gaz, karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlıkları olan insanların üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiştir. Yani ben sadece bir örnek veriyorum. Yüzlerce hocam, örnek var. Hocam, yayınımızın sonuna geldik, yaklaştık. İsterseniz kısa bir şekilde toparlayalım. Evet, daha 3 dakika var. Acele yok. İngiliz tuzu ne işe yarar? Ne işe yarar hocam o? Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamazsa ne oluyor? Arıtamadığı toksik madde karaciğerde taş oluşur, çamur oluşur. Karaciğerde oluşan taş ve çamur kişiyi rahatsız eder. Milim, birkaç milim büyüklüğündeki safra taşı. Evet. Safra, beni de şaşırttınız. Karaciğerinde çamur oluşur dedim. Safra kisesinde oluşan taş ve çamur kişiye çok ağır rahatsızlık verir. İngiliz tuzundan 2 çorba kaşığı demliğe konur. Evet. Karıştırılarak içilir ve üzerine yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırılarak içilirse safra kesesini taş ve çamuru temizlemez. Temizler. Fakat nadiren karaciğerdeki taş ve çamur düşmezse ne olmak gerekir? Şahtere forte. Şahtere safra artırıcı. Safra taşını, safra çamurunu temizleyici. Bunun birleşimi de sadece şahtere değil. Karaciğeri güçlendirici 19 çeşit bitki ekstratı. Bizim ürünler 19 bitki ekstratı içerir. Hepsi. Hepsi. Çünkü piyasada bazı vatandaşlar ne yapıyor? Bizim ürünleri taklit etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bizim formüllerimiz özel ve tüzel. Hiçbir kimse artık taklit edemez. Taklidi mümkün değil. Hocam, bitkilerin gücü anlatmakla zaten bitmiyor. Safra taşı veya çamurundan dolayı ameliyat olursa kişi sindirim rahatsızları ortaya çıkar. Ameliyata gerek kalmadan tedavi olmak basit ve kolaydır. Sadece bir alo demeye bağlı. Size de ulaşabilirler zaten. Elhamdülillah. Zaten vaktimizde bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.